o bazı kendini bilmez. Dırar Mescidi Müslümanları dediğim vatandaşlar rahmetli Atatürk ve anasına söverken bu ülkede benim bile ben dinimi Elmalı Hamdi Yazır'ın tefsir ve meallerinden öğrendim. Bunu da yaptıran cennet mekan olsun Mustafa Kemal Atatürk cebinden 600 lirayı veriyor. Hanefi Maturidi Sünni doktrinine göre bir tefsir ve meal yaptırıyor. Genelkurmay Başkanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nı aynı gün kuruyor. Siz bu insanın anasına nasıl söversiniz ya? Siz bu insanı nasıl dinsiz dersiniz ya? İnsaf ya. Çünkü değer yargılarımızla oynuyorlar. Algılarımızla oynuyorlar. Bir dönemler bu ülkede peygamberimizle oynandı. Bugün de ben her zaman söylediğim bir şey var. İki Mustafa'nın kutsal oluşu. Ben iki Mustafa'nın evladıyım. Dini rehberim Hazreti Muhammed Mustafa. Ve ahlaki şuurda tabii ki. Ahlaki şuurda Hazreti Muhammed Mustafa. Milli şuurda Mustafa Kemal. Mustafa Kemal bir peygamber değil. Ama bana bir devlet kurmuş. Bir devlet teslim etmiş. Al bayrak dalgalanıyor ise, ezan susmuyorsa ki kıyamete kadar da dalgalanacak ve susmayacaktır. Ben bunu Mustafa Kemal'e borçluyum. Ben daha iyisini yapmak durumundayım. Ama durup dururken bu milletin hassas dengeleriyle oynuyorlar. Dün bir kısım siyasal laikler Hazreti Peygamber'e sövüyordu. Ama bugün de bir kısım sözüm ona Kürtçü siyasi İslamcılar Mustafa Kemal'e sövüyorlar. Herkes aklını başına alacak. Benim kimliğim bu. Bu kimliği de kim ne derse dersin. Anadolu'da çok güzel bir laf vardır. İt yürür, kervan yürür. Bu milletin gönlünden ne sevgili peygamberimizi söküp alabilirler, ne de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü söküp alabilirler. Evet, Osmanlı da benim. Anadolu Selçuklu da benim. Selçuklu da benim. Türkiye Cumhuriyeti zaten benim. Benim. Evet. O zaman Amerika'da Cansu Hanım şunu gördüm ben. Vatansız Filistinlileri gördüm. Vatansız Vietnamlıları gördüm. Vatansız Kamboçyalıları gördüm. Dünyanın en rezil şeyi vatansızdır. Ben bugün bir sizin programınızdaydı galiba söyledim. Osmanlı'yı yıkan nedir biliyor musunuz? Osmanlı o bütün birçok şey sayılabilir ama Osmanlı 1699 Karlofça felaketinden sonra bu ülkede Rusçu, İngilizci, Almancı, Fransızcı, İtalyancı sadrazamlar vardı. Yani başbakanlar vardı. Bu ülkede gerek dün seküler İslam adına, bugün sekülerlik adına bu devleti yabancılara çekiştiren gaflet ve delalet içinde insanlar var. Hem de bunlar sıradan insanlar falan değil. O kadar güzel şey yapmış ki Elmalı Hamdi Yazır'a bugün daha iyisi yapılamadı. Evet iddia ediyorum Elmalı Hamdi Yazır'ın meal ve tefsirinden daha iyisi yok. İki, İbrahim Börekçi Hoca, Cumhuriyet'in ilk Diyanet İşleri Başkanı'yla oturuyor, 51 adet hutbe yazıyorlar. O günkü o kadar geri kalmış bir teknolojiyle 30 bin adet basılıp dağıtılıyor. Öteki taraftan başbakanlıkta belgedir, duruyorlar. Bayrak Türklerin ya ekonomi kitabımın arkasına koydum. Yıl 1927. Aynen şunu söylüyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Diyor ki dün zayıftık, dün güçsüzdük ama bugün güçlendik. Kudüs'te Hristiyanlara Müslüman kardeşlerimizi ezdirmeyiz diyor. Yıl 1934. Suudi Krallığı, biliyorsunuz onların bir mezar düşmanlığı var. Mescid-i Medine'deki Nebevi'yi bahane ederek sevgili peygamberimizin mezarını uçurmak derdindeler. Yıl 1934. Mustafa Kemal Atatürk savaş sebebi sayarım ey kral diyor. Evet, ya siz konuşmuş. Bu adama nasıl söversiniz yahu? Yani akıl alacak iş falan değil ya.